Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı ve saldırgan bir tutumla Ege denizindeki adaları silahlandırırken, Türkiye cephaneliğe çevrilen adalar üzerinden tehdit ediliyor. Doğu Akdeniz'de gerilimin artması üzerine Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerinin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmayı imzaladı. Rodos, İstanköy ve 12 Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın tüm anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi. Atina'nın adaları askeri üs bölgesi haline getirdiğini ifade eden kaymakçı, şu anda 18 ada silahlandırılarak cephanelik haline getirildi. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı potansiyel tehdit var. Türkiye bu konuda Atina'ya nota verdi. Fakat Yunanistan hükümeti NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği tırmandırıyor. Türkiye egemenliğini tehdit eden bu sorunu çözmek için uluslararası haklarını kullanmak durumundadır dedi. Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sibel Turan da Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bu saldırgan tutumunu kıta sahanlığı ve kara suları ihlalleriyle pekiştirmesi, adaları silahlandırması Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarına, ulusal çıkarlarına ve güvenliğine tehdit oluşturmaktadır diye konuştu. Türkiye'nin diyalog kurma çabalarına rağmen Mısır ile hukuksuzca anlaşma yapan Yunanistan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını engellemek için çalışıyor. Atina yönetiminin hukuksuz adımlarına rağmen Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmayan Türkiye, sismik araştırma gemileriyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Adaları silahlandırarak tehdit oluşturan Yunanistan'a karşı her türlü önlemi alan Türkiye, hava savunma sistemi anlamında yaşanan eksikliği de Rus yapımı S-400'ler ile gideriyor. Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Miheyev, Türkiye'ye S-400 füze sistemi sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını söyledi. Başkan, Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi. Rosneft genel müdürü Sergey Chemezov da yeni S400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Shugayev ise Türkiye ile ek opsiyon için imzaları atma konusunda çok ileri bir safhadayız. Şu an başka bazı detayları konuşuyor, üzerinde anlaşıyor ve bir başka opsiyona yönelik imzaları atmak için Türk partnerlerimizin kararını bekliyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.